İnönü Stadı'nda yaklaşık 35 bin seyircinin takip ettiği karşılaşmayı Yüksel Okçuoğlu yönetti. Beşiktaş karşılaşmanın ilk 15 dakikasında daha atak. Wisniewski ve korner. Boş'un kullandığı serbest vuruş. Ceza alanı içerisinde Mehmet bu pozisyondan yararlanamıyor. Mehmet'in kaleye 3 metre uzaklıkta kaçırdığı bu gol pozisyonu tekrar görüntüde. Gökhan. Ali. Kaleci Müller. Bir başka atak Metin. Elle müdahale. Ve kaleci Müller. Beşiktaş'ın gol çabaları. Metin kafayı vuruyor, sonuç alamıyor. Kadir ortalıyor. Müller izin vermiyor gole. Öne çıkan Gökhan. Sağ tarafta Rıza. Wisniewski ve korner. 44. dakika Rıza köşe vuruşunu kullanıyor. Ulvi pozisyonu takip eden oyuncu ve direkt dibinde Boğuş. Topu ağlara gönderiyor. Dakika 44. Gol Boğuş'tan Beşiktaş 1 Sarıyer 0. Rıza'nın köşe vuruşu. Takip eden Ulvi aşırıyor topu. Arka direkte seyrediyorsunuz. Son dokunan Boğuş. Boğuş golü nasıl attığını anlatabilir misin? Kornerden gelen topu Ulvi kafayla arka direğe indirdi. Ben de kafayla içeriye attım. Görüntüler ikinci yarıdan. İkinci yarıda Zeki ve Turan oyunda. Zeki'nin vuruşu Müller. Walsh ve Metin ikinci yarıda 65. dakikada oyundan çıktılar. Ali tek başına dalıyor. Ve bu pozisyonda kaptırıyor topu Cengiz'e. Tekrar Zeki. Feyyaz. Müller başarılı. Mecnun'un pası. Küçük Esat. Zeki. Ali. Solunda Feyyaz. Yer değiştiriyorlar. Ali'nin sert vuruşundan sonuç gelmiyor. Feyyaz. Turan. Turan'ın başarılı hareketleri. Güzel vuruş, sonuç yok. Ve karşılaşmanın skoru Beşiktaş 1, Sarıyer 0. Rıza 1.90 dakika daha sona erdi ve Sarıyer karşısında aldığınız 3 puanla Galatasaray'la aranızdaki puan farkını korudunuz bu haftada. Evet. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Ya bizim için çok stresli bir maçtı. Ya Sarıyer'de üçüncülük kovalıyor. Onun için bizim için zor bir maçtı. Ya iyi bir top futbol oynayamadık ama mühim olan galibiyet bundan sonra. İnşallah en son Fenerbahçe maçını da alıp bu işi bitireceğiz. Bugün iyi oynayamadık. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan biri 4-5 futbolcumun hafta içinde İngiltere milli maçında oynamaları. Bunun dışında 4 puanlık farkı koruma endişesi futbolcularımı psikolojik olarak etkiledi. Ayrıca Sarıyer çok iyi savunma yaptı. Beşiktaş'ın fark yapmasını engellemek amacındaydılar. Bu yüzden çok çalıştılar. Bu da bizim işimizi zorlaştırdı. Buna bir de hava sıcaklığını eklemek gerekiyor. Bütün bu etkenler iyi oynamamızı engelledi. Ancak yine de 3 puan aldık, sevinçliyiz.